Herkes tamam herhalde. Bir bakalım var mı başka kimse. Başlayalım. Birkaç kişi herhalde arkadan gelir. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Eren Özacar ben. ING'de Bireysel Bankacılık Şube Satış Yönetiminde çalışıyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim biraz. 2010 yılında kurumsal hayata gözlerimi yine ING ile açtım. Şubede başladım. İş hayatına. 2 yıl şubede dış işlemler tarafında bir uzman olarak çalıştıktan sonra yine banka içi fırsatları kullanarak genel müdürlükte bireysel bankacılık iş koluna geçiş yaptım. Şube satış yönetiminde çalışmaya başladım. Hala burada devam ediyorum. Satış koştuğu, bölge yönetimi, şube yönetimi, satış aktivitesi takibi, motivasyon takibi gibi ana görevlerimin yanında sürekli de katma değerli ne yapabiliriz gibi projelerin içerisine girdim. İşte dijitalleşme olsun, ana bank olsun, oksijen satış koştuğu programı olup akredite koçlar yetiştirmek olsun banka içerisinde ve en sonunda bunlardan tamamlamak üzere olduğumuz Wing, Ağustos ayında tüm banka personeliyle şube ekibimize tanışıyor olacak. Artık lansmana çok az kaldı, onun da heyecanı var bizde. Size de birazcık onu anlatmak istiyorum. Ağustos'tan sonra bir kitleye hitap etmek hem keyifli hem biraz da heyecan verici. Özellikle de beklentiyi bu kadar yükseltmişken sürekli atıfta bulunarak umarım herkesin beklentisini en iyi şekilde karşılayıp herkesin bir şeyler alıp buradan çıkmasını sağlayabilirim ben de. Türkiye'de bankacılık denildiğinde genelde akla yüksek binalar, takım elbiseli insanlar, topuklu ayakkabılı hanımefendiler, sürekli bütün gün boyunca sabah 9 akşam 6 çalışıyorlar. Mesai bitiminde servislerle araçlarla evlerine gidiyorlar. Gün boyunca da grafiklere, analizlere bakıyorlar, maillere ve yeni mailler ve grafikler üreten bir güruh akla geliyor genelde. Benim gibi bir de şube satış yönetimi dediğimiz satış takibi yapan, insanlarla beraber çalışan bir ekipte çalışıyorsanız bir de hayatınıza bu tip mailler giriyor. Satış haberi mailleri bunlar. Yaklaşık 800 kişiye yakın bir ekibimiz var, satış ekibi. Genç, üniversiteden yeni mezun olmuş, tabii yaşı ilerlemiş olanlar da var ve kendilerini sürekli göstermeye çalışan, kariyer hedefleri olan arkadaşlar en ufak yaptıkları bir kart satışını bile haber olarak herkese, mailin CC ve TU'su dolu, genel müdürlük tüm şubeler, herkese atıyorlar. Ve bu işte kısaltmalarla geliyor. 1KK, 1TN. Geçen bir tane geldi. NKK şeklinde. Ya o neydi diye birbirinize bakıyoruz. Hangi ürünü satmış gibisinden. Nakit karşılığı kredi kartı satmış. Elimizde bu kadar enerjisi yüksek bir topluluk varken de kendini satışa yönlendirme, işine yönlendirme. Bunu enerjiyi doğru yere kanalize etmemiz gerekiyordu ki finansal hedeflerimizi daha güçlü hale getirebilirim. Biz de efendim kampanyalar yapmaya başladık. Hadi bakalım sigorta satıyoruz, ihtiyaç kredisi satıyoruz, turuncu hesap satıyoruz, Kıbrıs'a gidiyoruz. Bunun Kıbrıs'ı yazına bakmayın, bu Abant'la başladı ilk. Çok da lokalize olarak. Sonrasında Kıbrıs. Efendim peki bir daha yapalım biz bunu seneye. Londra'ya gidelim. Tamam, Avrupa'da işte Fransa'yı gezdik, Venedik'e gittik. Peki sonrasında Rio. Tamam, daha bir kıtalar arası büyüdük. Ama hedefler de artıyor zaten. Finans sektöründe çalışanlar varsa bilir, her sene hedef bir tık daha artar, üstüne koyar hacim hedefiniz, satış hedefleriniz. Peki daha fazla ne yapabiliriz? Çünkü beklenti de artıyor. Yani aynı yere de gönderemiyorsunuz. İşte yerelden başladık, Avrupa'ya taşındık, ardından işte kıta değiştirmeye başladık. Amerika imdadımıza yetişti bizim. Birçok şehriyle dedi ki ING'ye dünya turunda çıksın. Hadi bakalım gezelim. Burada gördüğünüz tropikal yerler var. İşte Maldivler, Dominik vesaire gibisinden. Amerika iyiydi ama New York, Las Vegas, işte Orlando, Miami vesaire bu tip Amerika gezisi ödülleriyle ilerlemeye başladık. Ancak bir süre sonra artık hani ne yapabiliriz'i düşünüyorduk. Çünkü hedef artıyor, artık tatmin artıyor ve şunları duymaya başlıyoruz. Yine mi Barcelona? Venedik'e geçen sene gitmemiş miydik vesaire gibisinden bir ödül beğenmeme. Aynen öyle. Peki bir sonraki seyahatimizi ne yapalım diye düşünürken aklımıza gelenlerden biri bu oldu. Güzel gideceğiz. Evet. Fiziksel olarak şu an imkanları araştırmaya çalışıyoruz. Tabii nasıl mümkün hale getirebiliriz diye.
Ancak tam bu noktada ondan önce peki başka ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Ve oyunlaştırma aslında tam bizim hayatımıza bu noktada girdi. Bir sonraki adım da aslında oyunlaştırma yapabiliriz diye Google'a yazdığımızda bu beyefendimizin adı çıkıyor. Ercan Altun Yılmaz diye. 3 tane kendisinden de destek alarak bir yola koyulduk. Bir küçük de proje ekibi kurarak işte IT ekibimiz olsun, CRM, proje yönetimi ve iş kolu olarak kollarımızı sıvadık, başladık ve danışmanlarımızdan da destek aldık. Peki Wing'i yarattık en sonunda da. Birazcık bu yolculuğu nasıl yaptık ve sonunda neler ortaya çıktı onları paylaşmak istiyorum ben sizinle bu kısa sürede. Öncelikle iş kolu olarak bir takım hedeflerimiz vardı yapılmasını istediğimiz. Ancak bu sefer biz hardcore satış hedefleriyle işe başlandık. Daha çok yaratmak istediğimiz davranış değişiklikleriyle. Çünkü o kadar güçlü bir KPI sistemi var ki, hedefleme sistemi var ki ve karşında o kadar büyük primler, seyahat ödülleri, hatta Mini Cooper veriyoruz biz bazı arkadaşlarımıza çeyrek sonunda en başarılı üçlere. Yani onu sarsmak oyunlaştırmayla başlayarak güç olacaktı bizim için. Biz de non-financial, finansal olmayan hedeflerimizle yola çıktık. Dijitalleşme, mutlu müşteri yaratma, işte risk yönetimi anlamında neler yapabiliriz araştırmaya başladık. Sonrasında tabii IT ekibimiz devreye girdi ve bunu tek başımıza da yapamayacağımız bir gerçekti. Yardım da almamız gerekiyordu. Bir engine satın alınması gerekiyordu. 9 tane farklı firmayla görüştük yurt içi ve yurt dışında. Oyunlaştırma engine'i özelliği taşıyan yazılım firmalarıydı. Burada Funifear'la en son çalışmaya karar verdik. Onun dışında tüm UI ve UX tasarımlarının hepsini kendi iç kaynağımızdan hallettik. Onu o şekilde ilerledik. Funifear'ı neden seçtik diye soracak olursanız, burada biraz reklam olacak ama gerçekten çok destek oldular. Biri Kanadalı, biri Brezilyalı. İki ortak arkadaş Türkiye'ye de geldiler. 3 gün workshop yaptılar. Bizimle anlattılar bütün tool'ları, neler yaptıklarını ve neler yapabileceğimizi. Hızlı geçti orası. Çok esnekti. Kişiselleştirebiliyorduk. Herkese özel kendi bir sayfasını yaratabiliyorduk. Ve aklınıza gelen her game tekniğini, oyun tekniğini kullanabiliyorduk ki inanın oyunlaştırmaya başladıysanız veya başlayacaksınız bir odaya kapanıp neler yapabiliriz diye düşünmeye başladığınızda uçup kaçmaya başlıyorsunuz ve duvarlar dar geliyor, bir süre sonra yıkılıyor. Birinin size ayağını yere bastırması gerekiyor. Bize en geç ayaklarımızı yere bastıran Funny Fear olmuştu. Ondan dolayı onunla çalışmayı tercih ettik. İş kolu ve teknoloji taraflarında aslında hedefleri ve altyapımızı bir araya getirdikten sonra ne yapabilirize bakmamız gerekiyordu. Ve Wing'i kurduk. Xnext bizim ana bankacılık uygulamamız. Yani şubeye gittiğinizde sabah gün başladığı zaman her arkadaşımızın ilk açtığı program. Bunu bir herhangi bir browser üzerinde de yapabilirdik. Farklı bankanın bir uygulaması üzerinde de yapabilirdik. Mobilde de yapabilirdik. Altyapı bunu destekliyor. Ancak yine biraz daha ilk tanışmamız olduğundan dolayı oyunlaştırmayla bizim. Bunu ilk ana bankacılık uygulaması üzerine koyduk ki zaten bütün gün boyunca önlerinde açık olan bir şeyin içerisinden onları engage etmek, oyuna dahil etmek, aktifleştirmek daha kolay olacaktı. Ve artık ana hedefler içerisinde link başlığını, butonunu görerek de etkileşime dahil edebiliyoruz onları, tüm şube ekibimizi. Arayüzümüz, iç kaynağımızda kendi ekibimizle beraber yaptığımız ana sayfayı görüyorsunuz burada. Mesela Cansu Koçak bizim yazılımcılarımızdan biri aslında, onun örnek sayfası mock-up gibi. Burada seviyeler, bronzdan diamond'a kadar giden seviyelerimiz. Puan olarak Wing Coin kazanıyor bizim arkadaşlarımız. Birazdan neden coin olduğunu anlatacağım. Rozetlerim sayfası kazandığı rozetleri ön yüzde görüyor. Tümünü göster tıkladığında da diğer rozet, bütün rozetlerin sayfasına gidip oradaki kazanabileceği rozetleri de görüntüleyebiliyor. Leaderboard'umuz haftanın en ilk yıldızları ve kendisini gösteren alan. Burada da bir walkthrough'umuz var. Herkese oyunu anlatmak, bunun ne olduğunu anlatmak biraz güç olacağından dolayı bir walkthrough koyarak 4 adımlık her ilk aktifleşmede o walkthrough'u geçerek aslında hangi görevleri alacaklarını, onlardan neler yapmasını beklediğimizi ve bunun sonucunda nasıl ödüller kazanacaklarını paylaştık. Burası
değişken. Yarın öbür gün bir reklam da koyabiliyoruz. Farklı bir görsel de koyabiliyoruz. Oldukça dinamik bir sayfaya sahibiz. Dijitalleşme ve finansal olmayan risk yönetimi konusunda yola çıkmıştık. Burada birkaç journey, birkaç yolculuğumuz vardı. Bunlardan bir tanesi farkındalığı arttırmaktı. Bunu da en kolay, tıpkı bir Trivial Pursuit gibi düşünebilirsiniz. Bilgi yarışması, bir soru bankası yaratarak bilgi yarışması sorularıyla ilerlettik ki süreçler üzerindeki farkındalıkları artsın ve o işlem üzerlerine geldiğinde, yani onunla başa çıkmak zorunda kaldıklarında o bilgiye sahip olsunlar. Bir de şöyle bir arkada küçük akıl var. Yapay zeka demeyeyim, ilkel çünkü. Konulara ayırdık hepsini. Yani her ana başlığı işte dijitalleşme, finansal olmayan risk yönetimi. Alt konu başlıkları yarattık. Ve eğer bir kişi o alt konu başlıklarından, işte dijitalleşmenin kampanyalar başlığından bir soruyu bilemediğinde ona o gün içerisinde veya o hafta içerisinde aynı konu başlığından daha fazla soru gönderiyor. Böylece hakim olmadığı konuyu daha hızlı kavramasını sağlamaya istiyoruz. Bu da instant feedbacklerimizden biri. Başardığında tebrikler, işte bu soruyu doğru yanıtladın, devam edersen bilgi dijitalci rozetini kazanırsın gibi instant feedbacklerle de update tutmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızı. Burası Link Store. Burada genelde çok eğleneceklerini düşünüyoruz. Pilottaki şubelerimiz öyle söylüyorlar. Şu an alamadıklarından dolayı biraz muzdaripler. Buranın ana motivasyon kaynağı ise finansal olmayan hedeflerle yola çıktık ve oyunlaştırmada da ödüllerimiz bir önceki kampanyadaki gibi Mars'a giden bir yol yaratmak istemediğimizden dolayı tamamen finansal olmayan ödüller var. Birazdan çok daha detaylı neler seçtik, nasıl seçtiğimizi paylaşacağım. Orası da küçük bir gamble gibi. Birazdan onu da bahsedeceğim daha büyük bir sayfada. Burası da rozetler sayfası, biraz önce geçtiğimiz. Burada inaktif siyah beyaz görüyorlar kazanamadıkları rozetleri. Kazandıkları rozetleri ise renkli bir şekilde, renklendirilmiş bir şekilde görüyorlar. Şimdi gitme yolumuza geçeceğim ama öncesinde lansmana hazırlandığımızdan dolayı güçlü bir iletişim planı yaptık. Wing'in ne olduğuna dair küçük bir videomuz var, kısa. Onu göstermek istiyorum size. Böyle aralarda videolarla. Evet, ana film. Benim işim kazanmak diyorsan seni Wing'le tanıştırırım. Wing, XX üzerinden oynanan, oynadıkça coin kazandıran yepyeni bir oyun platformu. Peki Wing'de coinleri nasıl toplayacağız? Örneğin müşterilerine daha fazla mobilden kredi kullandırmalı ya da quiz app sorularına doğru cevapları vermelisin. Oyunun zorlu aşamalarını geçersen coinleri kapacak, seviye atlayacak ve birçok rozete sahip olacaksın. Sonundaysa birbirinden güzel hediyeler kazanacaksın. Mesela Ferrari veya hava değişimi alman. Hatta üst yönetimden bir kişiyle keyifli bir yemek de olabilir. Şimdi işini kazanarak yapman için Wing seni bekliyor. Oyunda mısın? Sunuma tekrar geri dönersek, Altu demişti 1,5 yıldır çalışıyoruz, yaklaşık 2 olmak üzere. Ne yaptık? Peki 1,5 yılda da bu noktaya bir şeyleri getirmeye çalıştık. Öncelikle iş hedeflerimizi ve yaratmak istediğimiz davranış değişikliklerini belirlememiz gerekiyordu. Bunları da biz KYC Awareness diyoruz, Non-Financial Risk Yönetimine ve dijitalleşmeyle başladık. Burada olabildiğince dijitalleşme şubenin içine sokup farkındalığı hem finansal olmayan risk yönetiminde hem de dijitalleşmede yükseltmek, hem de görevler vererek, işte mobili kullanarak, ING mobili kullanarak kredi açılışı yapmaları, OFT almaları veya işte ATM'ye yönlendirmeleri gibi dijitalleşme yönelik hedefler vererek, görevler vererek arkadaşlarımızı bu yola ilerletmek istedik. Journey'ler çalıştık. Burası kan, ter ve gözyaşıydı. İnanın. Nils'le beraber çalıştık. Bütün İngilizce olan workshoplarda ve sürekli Nils'in talepleriyle beraber her bir workshop hazırlanıyorduk, yarım günlük workshoplara. Bu mesela bizim şu an gördüğünüz mobilden dijital açma journey'lerimizden biri. Önce mevcut journey'ler, sonra da ideal journey'leri çıkardık ki burada pain point'leri bulabilelim.
Pain point'lere baktığımızda mesela aslında çok basit yerlerde takıldığımızı gördük. En basitinden müşteriye soru sormayı unutuyorlardı. İNG mobil kullanıyor musunuz? Ya da başka bir şubenin, ana şube diye bir kavram var bankacılıkta. Başka bir şubenin müşterisi ise ona yardımcı olmuyor o konuda. Sadece kredisini açıyor kendine yazacağından dolayı. Ana şubesi farklıysa dijitalleşmesi zaten ona yazacak. Ben diyor kendi hedefimle başkasına hiç uğraşmayayım diyor. En temelinde de aslında şöyle bir evrensel şey var. Dijitalleşen dünya, robotlar bilmem ne böyle uçan bir dünya üzerindeyken ya ben bu müşteriyi mobile alıştırırsam bir daha şubeye gelmez şeklinde ve tekrar ben o kredi kullandıramam devamında bir kaygıları olduğunu gördük. Peki bu kaygıları şimdi oyun teknikleriyle birleştirip Wing'e entegre etmemiz gerekiyordu. Ne tip oyunlar yapabiliriz diye ama ancak öncesinde ilerleyebilirsem personalar oluşturmamız gerekiyordu ki doğru oyunlaştırma tekniklerini uygulayabilirim. 200'e yakın arkadaşımızla gittik, röportaj yaptık, telefon görüşmeleri, workshoplara davet ettik ve %80'ini oluşturan cinste bir persona oluşturduğumuza inanıyoruz. 3'e böldük aslında bu personayı. Şunu gördük, çok genç başlıyorlar, üniversiteden yeni mezunlar, çok enerjikler ve her işi yapabilecek durumdalar ve her işi yapmak istiyorlar. Yardımcı olmak istiyorlar başkalarına. Diyor ki ben başkasının şubesine giderim, anlatırım. Benim şubeme gelsinler, bana anlatsınlar. Onu göstereyim, ekrandan yardımcı olayım falan. Böyle ponçik derler ya. Çok istiyoruz diye başlıyorlar her şeyi. Sonrasında biz iş hedeflerini verdiğimizde prim, seyahat ödülleri gibi hedef ödül verdiğimizde bunu rekabetçi bir yapıya ve biraz da bireyselci bir yapıya dönüşüyorlar. Artık bir sonraki evrelerinde bundan 3-4 yıl sonra tamamen bireyselci ödül peşinde koşan, ödül vermiyorsanız hiçbir şey yapmayan, sadece hedefinde varsa, başarı dedim, hedefinde varsa onu üstüne koşan, ekstra istediğiniz hiçbir şey yapmayan, bana herhangi bir şekilde nakdi karşılığı olmayacak diye düşünen bir ekibimiz oluyor. Ondan bir 10 sene daha ilerlediğimizde de bu sefer doymuş, işinin sürekliliğini sağlamak isteyen ve daha farklı beklentiler içerisine girmeyen bir personamız olduğunu keşfettik. Bu noktada da rozetlerimiz devreye girdi. Altın sunumda da gördüm, rozet sayısından açıldı. Hangi rozetleri nasıl kurgularla atabiliriz diye. Bunların üstünde tek tek durabilirim ama bunu da anlatan yine kısa bir video yaptırdık. Ben bana size onu açayım. Sadece rozetlere özel mi? Evet, sadece rozetlere özel. Güçlü yanlarından biri bu. Benim işim kazanmak diyorsan Wing rozetleriyle tanış. İşin keyifle yap. Hoş geldin. İlk gün aktif olan herkes kazanır. Kıskacı. Soruları üst üste 4 kez yanlış cevaplayanlara verin. Usta güvercin. Elimizde IMG mobil linkini SMS olarak gönderenler hak eder. Quizmaster. Aylık olarak en hızlı ve en çok doğru cevaplayanlara verin. Seyirci. Sorulara üst üste 4 kez doğru cevabı verenlere iyi eder. Siftah. Günün ilk sorusunu bilenler kazanır. Yastık altı. Bitcoin'leri harcamayıp biriktirenlere verin. Hızlı şubeci. Sorulara en hızlı cevabı verenler hak eder. İlgili dijitalci. Sorulara en çok doğru cevabı verenler kazanır. Benim işim kazanmak. 9'u aktif olmak üzere. Aha, yanlış düş. Bunlar bir yerde var mı? Efendim? Videolar bir yerde var mı? Yok, şu an için sadece kurum içerisinde. Arada video çekenler gördüm, paylaşmamızı rica ederim. Lansman çıktıktan sonra zaten YouTube'da paylaşıyoruz. İNG'nin benim en sevdiğim yönlerinden biri de şu. İNG'nin YouTube kanalına girdiğinizde kendi uyguladığı metodolojilerle ilgili birçok videoyu bulabilirsiniz. Ki ben farklı bu kadar büyüklükteki finansal sektörde özellikle rekabet eden kurumların hiçbirinde bu özelliği görmüyorum. Yani inovasyon metodolojisinin bile ne olduğunu, hangi temel taşlara dayandığını, nasıl çalışma şekli olduğunu şu an İNG'nin YouTube kanalına girdiğinizde izleyebilirsiniz hem kısa hem uzun versiyonunu. Yine YouTube kanalında biz de bunu da yayınlıyor olacağız diğer ürünlerimiz gibi. Rozetlerimiz bu şekilde ortaya çıktı. Peki bu rozetler oyuncuların hayatını nasıl değiştiriyor veya Wing artık oyuncuların hayatını nasıl değiştiriyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum.
Maslak şubemizde Cansu müşteri deneyim yöneticisi olarak görevle devam ediyor. Her gün şubede sabah geliyor ve X-Next açıyor. Ana bankacılık uygulaması müşterileri geliyor. Onlara hizmet veriyor. Görevleri var. Onları yapmaya çalışıyor. Ama artık X-Next açarken X-Next ile Wink ile başlıyor. Nasıl başlıyor? Daha önceki ekranda görmüştünüz. Zaten ana ekran üzerine en yukarıya koymuştuk. Hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için. Ama onun haricinde sürekli düzenli yolladığımız pop-up'lar ve notification'lar ile oyuna dahil olmasını sağlıyoruz. Nasıl mı? Mesela şu şekilde Cansu dün bütün sorularını doğru cevapladı. Hadi ona meydan oku. Dün işte Levent şube mobilden kredi kullandığımda %50'ye ulaştı. Senin şuben hala %20'de. Gibi bildirimlerle sürekli tetikleyip oyuna dahil olmasını çalıştığımız bir dünya yarattık. Bu da daha çok meydan okuma ve görev alma hissiyatlarına tekabül ediyor. Yani bir şey görev alıp üstlendiklerinde gerçekleştirme olanakları daha fazla ya da bir zorlukla karşılaştıklarında onun peşinde koşuyorlar ki karşılığında bir şey alabilmeyi umut ederek o karşılığında alabilecekleri şeyler de rozetlerimiz. Rozetler devamlılığı sağlıyor. Genelde hep rakamlar gördüğümüz rozetler videosunda. İşte 4 kere yanlış bilirsen, 10 kere üst üste binersen, ayın en çok sorusunu bilirsen, çeyreğin en çok sorusunu bilirsen gibisinden bir süreklilik yaratmaya sağlıyoruz ki oyun oynamaya devam etsin. En kritik noktalardan biri Wink Coin'ler. Şöyle aslında kurgudaki her şey Wink Coin'le başlıyor. Her bir sorunun, her bir kredi açılışının mobilden, her bir işte OFT fatura talimatının, her bir ATM önlemlerinin bir Wink Coin karşılığı var. Buna puan diyebiliriz. Ancak Wink Coin'ler biriktirdikçe hem seviye atlıyorlar, hem liderlik tablosunda yükselip kendilerini gösterebiliyorlar tüm bankaya, hem de Wink Store'a girdiklerinde o Wink Store içerisindeki ödüllerden satın alabiliyorlar sahip oldukları Wink Coin'lerle. Böylece de kazanma ve sadakati de sağlamayı amaçlıyoruz. Wink Store'un büyük sayfası, finansal olmayan ödüllerimiz. Görüşmelerden birinde yaparken şunu söylediler, yani ne olsa daha iyi olur senin için çalışma şartları şeklinde. Erken çıkmak istiyorum dedi birkaç tanesi. Peki ne kadar erken, mesela kaçta çıkmak istiyorsun? 5'te şeklinde. Zaten çıkması gereken saat 6'da çıkıyor. Yani çok da fazla bir şey istemiyor, sadece fazla merak almak istemiyor. Peki dedik, bunu aldık. Biraz daha tabii genişlettik. Hani daha ödüle layık bir şey olsun diye yarım gün yaptık. İnsan kaynaklarıyla konuşup çalışan deneyim ekibimizle adını da Firari koyduk. Bu ödülü Wink Coin ile alıp o çeyrek içerisinde bir gün, seçti bir gün müdürüne bilgi vererek, müdür de zaten HR sistemi tarafından bilgilendiriliyor aynı şekilde. Yarım gün erken çıkabiliyor. Hava değişimi kafa izni. Bu da tamamen bir gün izin veriyoruz arkadaşımıza. Tabii puanı daha yüksek. Ulaşması biraz daha zor. Aynı şekilde alır almaz ödülü otomatik bir kendisine ve müdürüne mail gidiyor. Diyor ki hava değişimi ödülünü kazandı. Wink'ten satın almasını yaptı. Ve bu çeyrek içerisinde istediği bir gün kullanabilir. Ardından da aynı şeyi tıpkı bir yıllık izinin görüntüler gibi insan kaynakları sisteminde kendi sayfasına girdiğinde görüntüleyebiliyor. Orada Wink hava değişimi izni olarak. Ve bir yıllık izni nasıl kullanabiliyorsa aynı şekilde girişini yapıp müdürünün onayına düşürtüp belirlediği tarihte izne çıkabiliyor. Dev randevu, bunun hikayesi biraz daha ilginç. Biraz önce bahsetmiştim, seyahatlere çıkıyoruz işte, sürekli gidiyoruz. Rio'dayken şöyle bir anımız var. Rio'da İsa heykeli var biliyorsunuz, sürekli tepeden filmlerde çekilir, duymuşsunuzdur belki de. Orada işte bütün turistler kuyruk oluyor, sırayla farklı açılardan resim çekilmeye çalışıyor. Bizim ekibimiz ikinci bir kuyruk oluşturdu yanda. İkinci kuyruğun sonunda da bir kişi vardı. O da Avrupa Bölge Müdürü. Yani aslında Rio heykelinde resim çekilmekten çok Avrupa Bölge Müdürü ile oraya gidip onunla resim çekilmeyi daha çok önemsiyorlar. Ve sırayla adam bekledi. Herkes de farklı pozlar vererek resim çekildi. Yani üst yönetime kendilerini gösterme arayışı çok fazla. Bu burada da biz yönetim kuruluna yaptığımız sunumda da sağ olsunlar bizi kolladılar. Hem genel müdür yardımcılarımız, sponsorlarımız hem de genel müdürümüz de istekli. Her çeyrekte büyük ödül olarak aslında onları koyduk. Biraz onlara danışmadan koyduk ama sonunda şey yapmadılar. Olumlu yaklaştılar.
Onlarla beraber bir yemek organizasyonu planlayıp en başarılı olan 3-4 arkadaşımızı bu ödülü satın almalarında kimsenin almaması gibi ihtimali de düşünmüyorum bu sırada. O da hoş olmazdı. Beraber onlarla bir vakit geçiriyor olacaklar 200 saatlik bir organizasyonda. Aynı zamanda gelişim ödüllerimiz var. İşte kitap hediyesi, insan kaynaklarında akademi birimimizle anlaşıp gelişim kitapları sunuyoruz. Training Week dediğimiz bizim bankamızda yılda 2 kez düzenlenen gelişim haftaları oluyor. İşte dış eğitmenlerle şey yapıyoruz. Hatta geçen sene haftada gelmişti. Dış eğitmenlerle anlaşıyoruz. Hepsi işte bir günlük, yarım günlük session'larda kendi konularında eğitimler veriyorlar ve ona da bankadaki çalışan arkadaşlarımızın hepsi katılım sağlıyor ama kota belirli olduğundan dolayı tabii katılımda hız önemli yapılan şeyde açılmada. Orada da yerin hazır ticket'ı koyarak bu işte bu ödülü alan arkadaşlarımıza öncelik tanıyoruz. Yani böyle bir gelişim haftasında istedikleri eğitimleri öncelikli olarak seçebiliyor olacaklar. Şans fonunu sormuştu Altuğ'da. Şans fonunda biliyorsunuz çok fazla iş ortaklığımız var bizim. İNG'nin adını duyuyorsunuz. İşte Pegasus'la, Türkiye Basketbol Ligi'nin sponsoruz aynı zamanda. Onun haricinde işte Teknosa gibi iş ortaklıklarımız da var. Ve tabii bu iş ortaklıkları sayesinde sürekli bir sirkülasyon da oluyor. İşte hediye çekleri olsun, uçak biletleri olsun, maç biletleri gibisinden. Orada da o sırada iletişim bütçesi içerisinde elimizde ne varsa, maç bileti de olabilir bu, başka bir şey de. Şansını gerçekten denemek istiyorsa, kendine güveniyorsa o ödülü alıp bir belirsizlik, bir gizem yaratıp aynı zamanda da sistem içerisindeki ekonomiyi de düzenleyebileceğimiz bir ödül yaratmış olduk. Bizim uzun vadede hedefimiz sürekli update'lerle biraz daha fazla oynanabilir ve bir oyun yaratıp daha fazla insanı içine çekip bu tip eventlerde daha çok yer alıp tecrübelerimizi, yaptıklarımızı paylaşmak istiyoruz. Şöyle de bir görselimiz var. Son görselimiz. Bu da daha önce katıldığımız eventlerde yaptığımız sunumlar. Doğukan arkadaşımız ITC yine GameFat organizasyonunda katılım ödülü almıştı sanırım. Sinan bizim proje yönetimimiz. Ben aynı şekilde. Bunu paylaşmak istiyoruz. Sorularınız olabilir. Birazdan ben de Altı gibi dışarıda bütün soruları cevaplamak için beraber olacağım. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Altun'un yükselttiği beklentileri bir nebze de olsun karşılayabilmişimdir. Çok teşekkürler.